Başlattım. Merhaba. Bugün Doğan Akkemez'le beraberiz. Milli takım genel menajerliğiyle Türkiye'nin en büyük başarılarına imza atmıştı döneminde. Türk basketbolunun 2021'e giden yol haritasında ona sorularını soracağız bugün. Hoş geldin Doğan abi. Hoş bulduk. Sorularla mı başlayayım yoksa söylemek istediğiniz bir şey var mı? Şimdi ben soruların hepsini okudum. Soruları da soracaksın. Hazırlandım da. Şimdi bu sorular günlük işleri halleder diye düşünüyorum ben şimdi. Basketbolumuzda bence büyük sorunlar var. Basketbolun anayasasını yapmamız lazım. 1992'ye kadar genel süreçte Osman Solakoğlu bir yerlere kadar getirmişti basketbolu. Tabii günün koşullarına baktığın zaman o zaman yetersizdi. Kontrat sistemi yoktu. O yoktu, bu yoktu. Orada bir beyin fırtınası yapıldı. Ve orada alınan kararlarla bir daha hiçbir şekilde bunlar gözden geçirmeden bugünlere geldik. Şimdi şu yapılıyor, bana göre çok yanlış. Kulüpleri topluyorlar, işte birinci lig kulüplerini topluyorlar. Ligden önce, işte Süper Lig'in takımlarını topluyorlar, bölgeseli topluyorlar, ikinci ligi topluyorlar. Kulüpler de kendilerine göre bazı konuların düzeltilmesini istiyor. Şimdi bunu istedikleri zaman ve oy çokluğuyla alınan bazı kararlar hiçbir şekilde uygulanmıyor. Yani benim kendi birinci ligin sorunlarıyla ilgili şeyi söyleyebilirim. Öbür toplantılara katılmadım. Birincilikte şöyle bir şey düşündük. Dedik ki lig 34 maçtan oluşuyor. Uzun bir maraton. Birinci olan takım otomatikman çıksın. Yani büyük bir şey çabayla o birinci olmak için çalışıyor. Ondan sonraki 2'den 8'e kadar olan takımlar playoff oynasın yani 9'a kadar takımlar playoff oynasın. İki takım daha çıksın. Bu daha adaletli olur dedik ama kabul görmedi. Şimdi böyle olunca bu toplantıların bir manası da kalmıyor. Ama bundan daha önemli şeyler var. Şimdi basketbolumuz günün şartlarına göre muhakkak yönlendirmek lazım. Altını doldurmamız lazım. Neler mesela? Mahalle disiplini yok. Mahalle disiplini ne demek? Kulüplerimizin gideri gelirleri eşit olması. Eşit olmazsa hayali bütçelerle giriliyor. Hayali bütçeler sonunda da bazı takımlar, oyuncular, antrenörler paralarını alamıyorlar. Değil mi? Mahkemelerde binlerce şey var. Artı federasyonun kontrat sistemi geçerli. Ama ikinci bir kontrat var. O da problem olmaya başladı. Şimdi herkes konuşmaya başladı. Mahkemeye düşünce konuşuyor yani. Benim kontratım Eser Kulübü yaptım, kendi kontratım geçerlidir diye. Bu mali disiplini yapmadan nasıl sağlam birlik olacak? Olamıyor. Bence bunun bir kere kesinlikle düzeltilmesi lazım. Süper Lig tesislerinde standart yok. Yani Süper Lig hariç tesislerde bir standart yok. Şimdi bizim salonu görüyorsun şimdi. Bu birincilik için lüks bir salon. Ama öyle salonlarda oynuyoruz ki maç oynanmaz. Merdiven altında basın toplantısı yapılan şey. Yani tesisler var ama cezayı biz yiyoruz mesela. Ne o bayrağı yanlış atmışsın onu günlerde. Öbür sahaların hiç oynamamız lazım. Niye oynamamız lazım? Çünkü yerlerinde bir yönerge var. Yönergeye göre salondaki aranan şartlar var. O şartlara uymayan bir sürü salon var. İddia gelirlerin Süper Lig takımlarının hepsine birden bütün şeyin dağıtılması lazım. Yani Süper Lig'e nasıl veriliyorsa ikincilik, birincilik bölgesine kadar her takım bu iddiadan faydalanması lazım. Antrenörler Birliği'nin şeyleri sınırlı. Onları genişletmek lazım. Niye bunu söylüyorum? Antrenörler Birliği'nin gayesi hem antrenöre eğitim vermek hem de o antrenörleri bazen işsiz kalmış, bazen sakat kalmış larına yardım etmesi için onun güçlendirilmesi lazım mali açıdan. Onu da yapamıyoruz. Basketbolcular derneği hiç yok ortada. Liglere katılıp ödeme yapmayan kulüpler bir sene sonra tekrar katılıyorlar aynı isimle.
Oyuncular mağdur, oyuncular bir tarafta. Yani bu sistemi oturtmazsan, ben şunu söylüyorum, İtalya ile Fransa da aynı durumlara düşürler. Ama sonunda tedbir alarak şu anda sağlam bir yapıya sahip, her maçları doluyor, hasılat elde ediyorlar, televizyon gelirleri var, her şeyleri var. Bir misal vereyim oradan ve soruları geçelim. Şimdi Murat Didin'in takımı ikinci ligde Almanya'da çıktı. Bir dakika da çıkamaz. Niye? Sen iki sene içinde iki otel borcunu ödememişsin, sigortalarını hocana yatıramamışsın. Maalesef sen birinci lige çıkamazsın aşağı. Şimdi bu işler böyle olur. Öbür türlü. Şimdi biz konuşacağız bu soruları. Hep beraber konuşalım. Tamam, sabaha kadar konuşalım. Altı boş olursa bu soruları gülüp başarılardan başka hiçbir şey olmaz. Diyorum ben. Ama bunları da kimse bahsetmiyor. Yani ben şunu diyorum. Basketbolun anayasası değişmeli. Nasıl? Şimdi anayasayı değişmesi lazım diyorlar. Kaç senelik anayasa delilik diyorlar. Biz de o vaziyetteyiz. Bu anayasanın değiştirilmesi lazım. Ben nasıl değiştireceğim onu da söyleyeyim. Biz değiştireceğiz. Kulüpler değiştirecek, basketbolcular değiştirecek, yöneticiler değiştirecek. Bizim istediğimiz şekilde ve Avrupa standartlarında olacak. Yoksa iki ay, bir 35 milyon euroluk bütçeler olur, bir 2,5 milyon dolarlık bütçeler olur. Bütçeler arasında farklar olur, hayali bütçeler olur. Herkes mahkemeye gider, kontratlar iki tane olur. Yani bir çocuğuna devam ediyor. Şimdi senin sorularına geçelim. Ben başlayayım o zaman. İlk soruyla başlayalım. Bu başlayalım. Yeni altın neslin basketbol sistemimize entegre edilmesinde hızlı stratejik plan hazırlanması niye önemli? Hani bir planlama yapılması gerekiyor. Bu nasıl yapılmalı? Niye bu kadar önemli? Çünkü hani milli takımlarda daha önce sıkça beraber oldunuz. Sizin fikriniz nedir bu konuda? Şimdi herkes altın nesli nasıl milli takım hazırlanacağı diye konuşuyor, düşünüyor, fikirlerini söylüyor. Her zaman olduğu gibi kısa vadeli konuşuluyor bir kere yani. Hani ne yapacağız? Bir şey yapalım. Bunlar hemen tık oynasın, çıksın, gelsin. Böyle bir şey olmaz diye düşünüyorum ben. Bunların şu kısa dönemde mesela olimpiyat denemelerinde nasıl performans göstereceği de muamma. Çünkü kulüplerinde az süre alan oyuncular var. Ha, çok süre alan oyuncular da var. Mesela Sinan, Semih, Cedi Osman diyelim, Furkan diyelim. İşte biraz Melih Mahmutoğlu diyelim filan. Bazı oyuncular var ama basketbol 5 kişiyle oynamıyor modern basketbol. 9 tane kişiyle oynadı turnuvaya baktığınız zaman 9 tane senin birbirini tamamlayacak oyuncu lazım. 5 ile oynadığın zaman bazı maçları bırakmak zorunda kalıyorsun son şeyde olduğu gibi. Bir kere bunu nasıl kazandıracağız biz? 2 tane soru var. Şimdi benim kafamda bir tanesi yabancı oyuncuların fazlalığı dolayısıyla az oynayan oyuncular, bir tanesi altyapılara çok önem verdiğimiz halde lise 2 itibariyle üniversiteye hazırlanan oyuncular var ve kaybolup gidiyorlar 2 sene zarfında. Şimdi bu milli eğitimle sporu bir arada bir şeye sokmak lazım ki bu oyuncular da kaybolmasın. Bu oyuncular yıldız seviyesine geliyorlar, bazıları eğitimlerini bırakarak geliyor. Hiç üniversite mezunu yok zaten şu anda, hiç bir şey de yok. İşte Cedi Osmanlar, Furkanlar, onlar. Bunlar da önlerine hop yabancı sorunu geliyor. Şimdi ben hep düşünüyorum, ben de şeyde kalıyorum yani. Diyorum ki İspanya hem üst yapıda başarılı, finalden şampiyonluktan oynuyor, hem altyapıda başarılı. Nasıl oluyor diyorum, inceliyorum. Bakıyorum ki yabancı oyun onlarda da fazla. Bir de Avrupa Birliği oyuncuları da orada oynayabiliyor. Yani 10 tane oyuncuyla falan oynuyorlar. Bizim de onlarla çekişebilmemizi bu yabancı sorunun fazla olması. Yani onlar ne yapıyor? Kendi yıldız oyuncularını Avrupa'ya ihraç ediyor. Nasıl ediyor? Avrupa Birliği ne olduğu için oyuncular orada rahatlıkla oynuyorlar. Yabancı gibi oynamıyorlar. Şimdi bizim hangi oyuncumuz gidecek yani? En fazla 3 tane filan NBA oyuncu gönderdi. Gerisi hikaye. Onun için eğitim sorunu bir, bunun muhakkak bir türlü çözülmesi lazım. Spor liseleri mi yapılır branş branş? Oradan çıkan, okuyan çocuklar üniversiteye direkt hakla mı geçer?
Onun bir çözülmesi lazım ki o aradaki kaybolan nesil ortaya çıksın. İkincisi de yabancı sorununu bir türlü çözmek lazım. Yani yabancı sorunu benim görüşüme göre Avrupa'da başarılı olmamız için olması lazım. Ama şöyle olması lazım. Benim fikrim de şu, herkes kendi fikrini söyleyecek ama ortak paydada birleşilecek. 3 yabancı Türkiye liglerinde, 6 yabancı Avrupa'da. Bu bize ne yapar? Hiç olmazsa Türk oyuncuların daha fazla süre almasını sağlar. Hani ya Avrupa maçlarını oynarken de 6 yabancı yine başarı kovalanabilir. Bu da Türk basketbolunun önünü açar. Bu kural ve eğitim sorunuyla biz bu altın jenerasyonu ileriye doğru taşıyabiliriz diye düşünüyorum. Peki ikinci soruya hemen bunu bağlayalım. Aslında 1 ve 4 cevaplamış olduk. Bu basketbol sistemine entegrasyonu hangi safhada olmalı? Yani bu gençler için bir lig veya ne bileyim gençlere bir kontenjan oluşturulmalı mı? Veya tam tersi teşvik yapılabilir milli oyuncu oynatan takıma. Mesela o tür örnekler var. Nasıl bir entegrasyon olabilir Türk basketboluna? Şimdi bir kere ben mali disiplini sağlanırken şunu söylüyorum. Bir kıstaslar konabilir. Şu kıstas konabilir. Türkiye liglerinde 5 milyon doları şampiyon olabiliriz. Bunun örnekleri var karşıya. Avrupa'da da 10 milyon dolar oynarsın. 10 milyon dolar oynayabilirsin. Şimdi Türkiye liginde ki bütçenin sen istiyorsan 5 milyon doların üzerine çıkartırsan federasyonun belirleyeceği bir fonu federasyona yatırırsın yüzdesini. O fonda altyapı hizmet veren kulüpleri dağıtılabilir. Bunun alt limiti 2,5 milyon dolar olabilir. Yani lige katılacak takımların Süper Lig'e üst limiti 5, alt limiti 2,5 diye düşünürsen 5 milyon doların üzerinde harcamak isteyen kulüpler harcayabilir kardeşim. Ama belli bir yüzdesini federasyona yatırır. O da altyapıda önem veren kulüplerin fon şeklinde dağıtılır. Şimdi oradan çıkan oyuncuları da entegre etmek lazım, değil mi? Entegre nasıl edeceksin? Oynatarak elde edeceksin, süre vereceksin. Şimdi süre vermen için yabancı oyunculardan kısmına biraz zor gibi geliyor bana. Yani bu süreç nasıl hallolacak ben bilemiyorum. Şimdi nasıl olacak ben sana söyleyeyim. Olimpiyat elemelerine gideceğiz. Hüsran olursa ki çok büyük bir ihtimalle o oyuncular her maç aynı performansı göstermeyecekler. Çünkü ligde o süreleri almamış olacaklar. O zaman aman ne olduk diyecekler. Diyeceğiz yani hep beraber. Bu sorunun cevabı bu. Yani doğru hemen o milli takım. Hayır bazıları da başka türlü düşünüyor. Düşünebilirler ama sonuç itibariyle benim fikrim kendime göre önemli. Arkadaşlarımın kendine göre önemli. Bu sorun nasıl çözülecek? İşte beyin fırtınasına oturacaksın. Tahtaya yazacaksın sorunları. Hangi konularda mutabık kalınmışsa o konular aynen uygulanacak. Ha yabancı konusu aldı diyecek herkes yani. Ne bileyim 500 kişi katıldı değil mi oraya? Yarısından fazlası 6 yabancı oynayacak. Biz böyle istiyoruz diyecekler. O öyle kararlı devam edeceksin. Ama bir sorun var ya. Yani. Var. Şimdi TBF'nin A milli takım teknik ekibini ne kadar süreli olarak belirlemesini hani size soracağız. Siz döneminizde nispeten uzun bir çalışma dönemi oldu koçun. Hani eleştiri gelse de başarı geldi sonuçta. Şimdi şöyle oldu yani. Tarih, sizce nasıl oldu? Tarihi yani? İncelemek peki. Lazım. Bir kere en az 6 sene olması lazım. En az 6 sene olacak ki koç sistemine otursun, oyuncularla iyi bir şekilde çalışsın. Şimdi deniyor ki A takım antrenörü tek milli takım çalıştırır. Tek milli takım çalıştırdı çünkü artık sistem değişti. Niye değişti? Yazın oynanan milli maçlar sezon içine dağıldı. O zaman sezon içinde A milli takımı antrenörün tek bir takım çalıştırması, oraya konsantre olması lazım. Yaz olsaydı değişikti. Yazın dinlenme şeklinde büyük fedakarlık yaparak bu tarafı çalıştırabiliyordu. Ama yardımcılarının da bu şart aranmaması lazım.
Hem maddi açıdan hem manevi açıdan. Şimdi arkadaşlar çalışıyorlar çünkü para kazanmaları lazım. Amiri takımın yardımcılarının da federasyonun onları mutlu edecek bir maddi olanağı sağlaması mümkün değil. Onun için o yardımcıların da böyle bir uygulama yolu. 6 sene bir süre bence yeterli. Başarılı olursa bir 6 sene daha gitsin diye düşünüyorum. Güzel. Yani bir kesin bir fikir var en azından. Hani evet. Bazılarında hiçbir fikir olmuyor. Buradan bu geliştirme ligine geçelim. Çünkü sonuçta yabancı kuran nasıl olması gerektiğini söylediniz daha önce röportajın başında. Geliştirme ligi olmalı mı? Bir de bunu şeyle birleştirmişiz. Hani geliştirme, bireysel gelişim antrenörü olmalı mı? Bu ikisini beraber... Şimdi geliştirme ligi olsun ama çok sulandırdılar zamanında. İşte Ümit Ligi vardı biliyorsun. Hı hı. Ümit Ligi'ni nasıl yapalım? İşte mesela Efes Pilsen diyelim. Evet, bir senin A takım var. Bir de geliştirmek istediği oyuncular var. Şimdi bunları nasıl oynatacaksın? Şöyle oynattılar bir zaman. Deplasmana gittikleri zaman onlar da deplasmana gidip öbür takımın şeyiyle oynasın. Geliştirme oyuncularıyla ama o zaman da diyorlar ki ya biz bunlardan da A takımında da faydalanacağız. O zaman aynı gün olunca nasıl oynayacaklar? Olmadı. Şimdi ne yapacağız? Ayrı bir lig kurulması lazım ki takımlar o gençleri hem o geliştirme liginde oynatsınlar hem de A takımlarında oynatsınlar. Çok doğru bir olabilir ama iyi analiz edip iyi zamanlama yapmak lazım. Çünkü her takımın geliştirme ligine katılacak takım olmayabilir. Olanların da oyuncularını A takımda oynatmak isteme şartına bakarak bunu iyi analiz edip zamanlamasını iyi yapmak lazım ve mutlaka olmalı. Geliştirme antrenörü de olmasına ben katılıyorum ama şöyle katılıyorum. Geliştirme antrenörü basketbolu yeni bırakmış. Efendim spor akademisinden yeni mezun olmuş. Olamaz. Niye olamaz? Çünkü onların da bir o genç nesile verebileceği bir tecrübesi olması lazım. Mesela Efe Aydan'ın pilotları çalıştırması lazım. O büyük tecrübesini onlara aktarması lazım. Mesela sizin bir... Benim işte ne bileyim iki numarada bir skorer çalıştırmam lazım. Ne bileyim şöyle biraz düşüneyim mesela. Aytek Gürkan'ın o yaşadığı guard sorunlarıyla birlikte tecrübesini aktarması lazım. Nasıl Taferel'in Galatasaray'da kaleci antrenör olduğu gibi. Yoksa hani geliştirme antrenörü olsun, evet. Biz şöyle yeni bırakmış bir oyuncuyu koyalım, o yapsın. O zaman neyi verecek o? Yani daha yaşamamış ki bunları. Bu tecrübeleri yaşamamış yani tam manasıyla. Onun için olmaz. Ya da belirli milli takım sayısı konabilir. Milli olamamışsa belirli bir süre takımları çalıştırmış, gençleri yetiştirme olma şartı aranabilir. Ama senin soruna vereceğim diyor, geliştirme ligi olmalı, zamanlaması çok iyi bir şekilde organize edilmeli. Geliştirme antrenörü olmalı ama tecrübeli isimlerden. Amerika'daki gibi yani hani tabii Hakim Olajuwon gibi. Tabii. Carmelo yoksa gibi. Bir de şimdi ben şimdi genç oyuncuyum. Karşıma Efe geliyor mesela. Saygı duyacak, dediğini yapacak. Bir de o var yani. Doğru. Kritik soruya geliyoruz. Bu çok tartışılıyor. Hani ikinci yıl bile geldiği için Türkiye'de çalışmak isteyen yabancı antrenöre bazı kriterler getirilmeli mi? Bir de bench'te kaç yabancı olmalı şu an? Birinci yıla kadar yani eski ikinci yıla kadar geldi yabancı antrenör. Şimdi yabancı antrenör tabii ki olmalı. Ama Türklerde ne kriterler aranıyorsa yabancılarda öyle kriterler aranacak. Hiç kriter aranmadan tık diye takım başına getiriyorlar. O bir kere yanlış. Şimdi Obradovic'e yahut iyi koyacak kimse laf söyleyecek hali yok. Adamların başarıları ortada ama hiç tanımadığımız isimlerin direkt gelip de bizim takımların çalıştırması bu eğitim kurulunun bir zaafıdır. Türklere sen ne kadar baskı kurup formalite arıyorsan onlarda da ince dokuyup, sık dokuyup ince şey çeksin. Yani bir, kesinlikle eşit olmalı. Ha, şimdi yabancı şeylerin kenar yönetimlerine gelirim. Ben
kere yabancıların, yardımcıların Türk olmasından yana. Yani. Şimdi bazı takımlara bakıyorsun, şube kaptanlarına kadar yabancı. Şimdi bu tür sporlar ne kazandırır? Şöyle düşünüyorum ben, gelecek sene mesela onlar çekip gitseler ya maddi sorunlar olsa, kim şey edecek? İdare edecek bu iş. Hem yönetim olarak hem antrenör. Bak sana bir tane misal vereyim. CSKA'nın antrenörünün ismi neydi? İtudis. Ha? İtudis. Kaç İtudis sene orada bütün yardımcılığını yaptı Yunanistan'da? 10 herhalde. Ha. Ne oldu sonra? Türkiye'ye geldi. Başarılı oldu. Gitti şeye. Başarılı oldu. Kendi ülkesinde başarılı oldu. Değil mi? Şimdi aynısını bize bakıyorum ben. Kim? Bana söyle. Ahmet Çakır, Ahmet Çakır. A takımı antrenörken Tofaş'ın şu anda İLKO için 3. sırada elinde şeyi taşıyor, bordu taşıyor. Ha ben İLKO ve ekibi gittiği zaman Ahmet Çakı mı olacak Efes Pilsen'in antrenörü? Göreceğiz. Sorun burada. Kondisyonunda masörüne kadar yabancı getiriyorlar. Nasıl oluyor? Bu kadar değil artık. Yani teslim olmamamız lazım. Tabii ki antrenörler gelecek. Hadi birinci yardımcı antrenör yardımcısını getirsin ama ikinci, üçüncü ve diğer ekiplerin bence Türk olmasından yana. Çünkü Türk basketbolu da bir yere kadar geldi. Anayasası yok ama geldi. Şimdi sizin en sevdiğiniz soruya geldim. Birçok maçta bazen böyle tepki gösterirken görüyoruz sizi kenarda şeyde. Basketbolun önemli unsurlarından biri hakemler. Tabii ki hakem olmadan maç oynanmıyor. Hakemlerin gelişmesi ve yeni jenerasyonların yetişmesi için ne gibi önerileriniz var? Hani hakemlik müessesine bir öneriniz var mı? Bak şöyle söyleyeyim. 1992 yılında Turgay Demirel zamanında bir reform yapıldı. O reformdan sonra hakemlik müessesesi düzeldi. Şunlar olmadı bugüne kadar. Sonuçlar hiçbir şekilde belli değildi. Hiçbir hakem taraf tutar bir takım galip getirmedi. Öyle bir şey yok. Ne oldu? Onlar da hata yaptı, biz de itiraz ettik. Şimdi bu hataları herkes yapabilir. Biz de yapıyoruz. Hakemler de yapacak, oyuncular da yapacak. Zaman zaman da oyundan da atılan oyuncu var. Yönetici de var. Şimdi ne oluyor o zaman? Ceza alıyoruz. Kamuoyuna açıklanıyor. Doğan Akkemez 3 ay ceza aldı. İşte bencin arkasına oturmaz. Bilmem kaç metre yere gidecek. Şuraya girmiş, soyunma odasına girecek. Basit toplantısı yapamaz. Yani, değil mi? Hakemler de hata yapacak. O hatalar da zaten yapıldığı zaman herkes tarafından görülüyor. Şimdi birkaç kişi de izliyor onları. Niye biz futboldaki gibi puantaj sistemi yapmıyoruz? Ve açıklamıyoruz. Ve de o hakemin dinlendirildiğini de açıklamıyoruz. Şimdi geçenlerde Emin Balcı bir açıklama yaptı. Dedi ki sporculara verilen cezaları siz açıklıyor musunuz ki biz hakemlere verilen cezaları açıklıyorum dedi. Sporculara verilen cezaları yani kulüplere diyor. Kulüplerden bahsetmiyoruz ki biz maçlardan bahsediyoruz. Maçlarda oyuncu da ceza alıyor. Antrenör de ceza alıyor, yönetici de ceza alıyor, açıklanıyorlar. Seyirci de ceza alıyor. Seyirci de ceza alıyor, hatta gidiyor. Niye hakemler açıklanması, bunda niye korkuluyor yani? Böyle bir şey yok. Ha ben bunu niye söylüyorum? Şimdi ben ceza aldığım zaman bir öz eleştiri yapıyorum eve gittiğimde. Ne yaptım kardeşim diyorum, bir daha yapmayayım da böyle şeylere çıkmıyor. Hakem de öyle, hakem de ceza verdiğin zaman, iki maç dinlendiriyorum dediğin zaman, o zaman ne olacak? Bir de maddi şey de var bunun yani, maç idare etmediği zaman para alamıyor. Diyecek ki, ben bir kendime geleyim, nerede hata yapmışım bakayım filan. Bu arada da şu anda mesela Recep galiba eğitimci. Evet, de, evet. Recep Ankaralı. Hı hı. O yaptığı hataları onu çağırarak bir eğitim verebilir. Eğitim sonunda muhakkak da bir psikolog olmalı. Başından sonuna kadar federasyonda hakemlerle ilgili psikolog olması lazım. Niye? Şimdi o bir olay yaşıyor. Bizde de oluyor. Bir olay yaşadığımız zaman sinirlenebiliyoruz. O sinir
kat sayısı inene kadar bir de maç idare edeceksin hakem olarak. Normale döndüğünü o psikolog bildirirse dinlendiği sürenin sonunda o zaman hiçbir sorun kalmayacak diye düşünüyorum ben. Yoksa bizim hakemlerimiz hakikaten şu anda birkaç hata dışında maçları gayet iyi idare ediyorlar. Yani şu hakem bu maçı kazandırmıştır şu takımı, şudur budur yok. O kalmadı ama işte sporcuları yöneticilere verilen cezalar gibi hakemler de dinlendirilmesi açıklanırsa, onların da o dinlendirmeyi aldıkları zaman ben bir daha yapmayayım ki dinlendirme diye bir psikolojik, pozitif psikoloji olabilirse bence hakemlikte bir sorun yok gibi geliyor bana. Tamam, benim sorularım bu kadardı. Başka söylemek istediğiniz bir şey var mı? Vallahi ben bir daha söylüyorum. Basketbol anayasasının yapılması şart. Bu anayasayı yapacaklar da oyuncular, yöneticiler, federasyon, basın hep beraber hakemler konusunda ayrı, Süper Lig konusunda ayrı, Birinci Lig konusunda ayrı, ikinci lig konusunda ve bölgesel ligde ayrı, onların da tabii takımların yöneticileri ayrı çünkü. Birer beyin fırtınası yapılırsa her şey rayına oturur. Ondan sonra biz milli takımımız için ayrı yapılması lazım. Yani senin bu sorduğun soruları eski milli takım oyuncuları, basın ve federasyon oturacak. Diyecek ki biz milli takım antrenörlerinin bir şeyini çizelim bakalım. Takım çalıştırsın mı, çalıştırmasın mı? Kaç sene çalışsın, çalışmasın. Yardımcıları takım çalıştırsın mı? Bunlar da mutabık kalınırsa ve de Avrupa'daki ülkelerin de kuralları maddi manevi incelenirse o zaman sağlam bir yapı ortaya çıkacak. Şu anda basketbolumuzun altı boş. Sen incele. Kaç tane antrenör, kaç tane oyuncu mahkemelik, kaç kulüp parasının zamanında ödemiş, kaç tane kontrat düzgün. Bunları o kurallarla düzelttiğiniz zaman o zaman sorun kalmayacak. Zaten basketbolu iyi oynuyoruz yani, kötü oynadığımız yok yani, işte orası iyi. İyi de antrenörümüz var. Bir de kendi, bir şey daha söylemek istiyorum. Kendi değerlerimize sahip çıkalım. Ergin Ataman'a, Ufuk Sarıca'ya, nasıl İlko işle Obradoviç'e müthiş bir destek veriyorlar. Hakikaten verilsin. Çok iyi antrenör olan geçmişlerine bak yani, hakikaten iyi. Ama Ergin Ataman da iyi. Ufuk Sarıca da iyi. Ona da aynı destek verirsin. Diğerlerine de verirsin diye düşünüyorum. Teşekkür ediyoruz. Sağ ol.